Evet arkadaşlar, küçük bir ara verdim, mola verdim, dinlendim. Bugün size söz verdiğim gibi disiplinle ilgili mevzuatların büyük bir kısmını çekmeyi niyetlendim. İnşallah çekerim, tamamlarım. Ramazan ayının el verdiği ölçüde. Haydi devam edelim. Şimdi arkadaşlar disiplinsizlik ve cezalara geldik. Burada dediğim gibi kodlamalar yapacağız. Kodlamalar yapacağız. Kısa videolar olacak. Öz videolar olacak. Hızlı hızlı izleyip geçtiğinde, sınava girdiğinde buradan gelecek 3-4 soruyu banko, inşallah banko çözebilecek düzeye geleceksin. Halen kanala abone olmayan varsa, bu videoları beğenmeyen arkadaşlar varsa gönlüm size kırılıyor. Sonra diyorsunuz hocam bu videolar niye hızlı hızlı yüklenmiyor? Şimdi arkadaşlar devam edelim. Disiplinsizlik ve cezaları. Disiplin cezaları. Ya hocam nedir bu disiplin cezaları? Bir kere karşına uyarma cezası olarak gelecek. Hocam uyarma cezasından kastın ne? Diyor ki personele görevin icrasında denemeler. Şöyle biraz öne çekeyim sizi. Bu arada halen deneme, şöyle ekrandan çıkayım. Bak size net bir şekilde söylüyorum. Taltif konu anlatımlı kitabı bitecek. Konu anlatımlı kitabındaki bir mevzuat bittikten sonra soru bankasındaki ilgili mevzuatın soruları çözülecek. Disiplin hükümlerini benden dinliyorsun. Konu anlatımından önceden sen bitir. Bitirmediysen mutlaka bitir. Sonra benden dinle. Sonra sorularını çöz Taltif Soru Bankası kitabında. Bitti mi? Bitti. Hukuk eğitim paketleri bitti mi? Bitti. Sınava ne kadar var? Bir gün var, iki gün var, üç gün var, bir ay var. Hiç problem değil. Mutlaka PAYEM öncesi bu denemeler bitecek. Bu 8'li deneme bitecek. Ve denemeyi bitirirken de şöyle yapacaksın. 100 soruyu aynı anda çözeceksin. 10 soru anayasadan çözeyim. Öyle bir şey yok. 10 soru idareden çözeyim. Öyle bir şey yok. Tamam. Bu denemeler bitecek. Peki. Çıktım ekrandan. Hocam, uyarma cezası ne ya? Uyaracak değil mi? Hadi uyaralım. Nasıl uyaracak bu adam? Diyecek ki bak kardeş, dikkat et. Daha dikkatli ol. Seni uyarıyorum. Bak, sıktırma ayağına. Tamam? Uyarıyorum seni. Kodlama yapacağımı söylemiştim. Ufak ufak girizgah yapıyoruz artık. Sıkarım ayağına. Tamam mı? Dikkatli olmazsan ayağına sıkarlar. Dikkatli ol. Ne yapıyor? Adamı uyarıyor. Dikkatli ol diyor. Peki hocam, kınamada farkı ne? Kınıyor. Tamam mı? Kardeşim diyor, ben seni daha önce ne yaptım? Daha öncesinde ne yaptım? Uyardım. Yani kınamanın alt cezası neymiş? Uyarı. Daha öncesinde ben seni ne yaptım? Uyardım. Görevin icrasında daha dikkatli ol dedim. Hal ve hareketlerine dikkat et dedim. Ne yaptın? Uyarımı dikkate almadın. Hal ve hareketlerinde kusurlu olduğunu yazı ile bildiriyor. Tamam. Bak kardeşim, döktük mü yazıya? Döktük değil mi? Döktük. Daha dikkatli olmanı da yazıyla bildirmiştim. Ama bak burada artık kusur ortaya çıktı. Kusur kelimesini gördüğünde nereye gidiyorsun? Kınama diyorsun. Kusur kelimesini gördüğünde nereye gidiyorsun? Kınama diyorsun. Kusur, kınama. Kusur, kınama. Kusur, kınama. Tamam. Kınıyorum, kınıyorum seni. Neden? Çünkü bir kusurlu hal ve hareketini gördüm. Öncesinde senin daha dikkatli olman yönünde ne yapmıştım? Uyarmıştım. Daha dikkatli ol. Daha dikkatli ol. Dikkatli ol kelimesini gördüğün anda nereye gidiyorsun? Uyarmaya. Hal ve hareketlerinde kusur görüyorsan nereye gidiyorsun? Kınamaya gidiyorsun diyorum. X de yazıyla arkadaşlar bildiriliyor. Peki devam edelim. Şimdi aha, aylıktan kesme. Aylıktan kesme arkadaşlar çok önemli. Neden? Hocam beni uyar. Hocam beni kına. Hocam beni kademe ilerlemesini durdur. Ama hocam benim maaşıma dokunma ya. Benim maaşıma dokunma. Ya olur mu? Dokunacağız maaşına. Disiplin cezası verilen personelin fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından, brüte dikkat et, brüt aylığından 15 günlüğüne kadar kesinti yapılmasıdır. Cezanın aylığı tahakkuk ettirilen birimce personel aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Direkt personel aylığından kesiliyor. Tamam? Direkt aylıktan kesiliyor. Aylıktan kesme cezası. Tam Türk lirası olarak karşımıza çıkar. Hocam şimdi biz ne gördük biraz önce? Biraz önce bir uyarma gördük. Ne dedik uyarmada? Kardeş sıktırma ayağına. Dikkatli ol. Kardeş dikkatli ol. Bak yazıyla sana bunu belirtiyorum. Sıktırma ayağına diyorsun. Uyardım.
uyardım. Hal ve hareketlerinde kusur ortaya çıktı mı artık kınıyorsun. Seni kınıyorum. Uyarılarımı dikkate almadın, seni kınıyorum. Kınadın, kusurlu bir hareketi çıktı. Aylıktan kesme, paraya dokunuyorsun artık, tamam. Maaştan kesiyorsun. Nereden kesiyorsun? Brüt aylığından. Kaç günlüğüne kadar kesebilirsin arkadaşlar? Ayrıntılara gireceğiz burada. 15 günlüğüne kadar kesinti yapılır diyoruz. Direkt aylığından kesilecek. Peki nereye geldik? Kademe ilerlemesini durdurmaya geldik. Şimdi kısa süreli durdurma şeklinde karşımıza çıkabilir kademe ilerlemesi. Uzun süreli durdurma şeklinde karşımıza çıkabilir. Hocam kısa süreli durdurma ne? Kademe ilerlemesi 4, 6 ve 10 ay. 10 ay süre ile durdurulmasıdır. Ay. Buraya ay yazalım. 10 ay süre ile durdurulmasıdır. Demek ki kısa süreli durdurma dediğimizde aklımıza ne gelecek? 4, 6, 10. 4, 6, 10. Tamam. 4, 6, 10. Şimdi arkadaşlar burada 6 ay. 6 aya 4 eklersen 10 ay yapar. Zaten bir de kendi 4'ü var. 4, 6, 10 ay süreli durdurma. Kısa süreli durdurmaya girer. Peki hocam uzun süreli durdurma dediğimiz aklımıza hep arada ne var arkadaşlar? 4, 4, 6. 6'ya ne? Bunlar birleşip geliyor, ekleniyor. Toplamda 10 ay oluyor. Uzun süreli durdurmada arkadaşlar kademe ilerlemesinin 12, 16, 20, 24. Demek ki anahtar kelimemiz neymiş arkadaşlar? 4 ay. Anahtar kelimemiz neymiş? 4 ay. Bir kere 4'ü yazıyorsun. Bak şimdi. Buraya 4'ü yazdım. Kısa süreli durdurma. Sonra geldik 6 ay kısa süreli durdurma. Sonra 6'ya ne ekledik? 4 ay ekledik. 10 ay kısa süreli durdurma. Bunlar kısa süreli. Bitti. Gelelim uzun süreli durdurmaya. Uzun süreli durdurmaya ne yapıyorsun? 12 ay üzerinden başlıyorsun. Hop, tabii ki 1 yıl olmalı ki uzun olsun bu süre. Hop, 4 ekle 16. Hop, 4 ekle 20. Hop, 4 ekle 24 ay uzun süre durdurma şeklinde karşımıza çıkacaktır. Bu şekilde kodlayacaksın. Şimdi sildim burayı. Notunu aldın sen. Burayı sildim. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Meslekten çıkarma cezası. Personelin dikkat, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatına bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkartılmasıdır. Bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkartıyorsun. Nerede bir daha çalıştırmayacaksın? Devlet memurluğunda çalıştırmayacağım demiyorsun. O mesleklerde bir daha çalıştırmayacaksın. Polis olamaz diyorsun daha. Tamam? Niye? Biz bunu artık meslekten ne yaptık? Çıkardık. Meslekten ne yaptık? Çıkardık. Peki gelelim meslekten çıkarma. Ağır bir durum arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Nereye? Devlet memurluğundan çıkarma. Bak buradaki olay biraz daha üst level. Üst level. Nasıl üst level? Devlet memurluğundan çıkartıyorsun. Hocam devlet memurluğundan çıkarmanın temel mantığı ne? Personelin bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkartılma durumudur. Atanmamak üzere memurluktan çıkarma durumudur. Tamam. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Şimdi o zaman sıralamaya gelirsek. 1. Uyarma diyeceğiz. 2. Kınama diyeceğiz. Uyarıyorum. Uyarıyorum. Sıktırma ayağını uyarıyorum. Daha dikkatli ol. Kınıyorum seni. Kınıyorum. Kınadım. Kusurlu bir hareketin ortaya çıkardı. KK. Kusurlu bir hareketin ortaya çıktı. Kınadım seni. Aylıktan kestim. Aylıktan kestim. Brüt aylığından kestim. 15 güne kadar kestim. Dikkat et, para gidiyor. Kısa süreli durdurdum. Kısa süreli durdurdum. Murat Hoca kural 4 demişti. Kural 4 demişti. Kısa süreli durdurma 4, 6. İkisi birleşti. Ne oldu? 10 ay. Uzun süreli durdurma. Murat Hoca burada da kural 10 demişti. Bir uzun olsun da uzun süreli durdurmaysa buna ne diyorduk? 12 ayla başlasın. Hop 4 ekle 16. 4 ekle 20. 4 ekle 24. Bunları hallettik. Şimdi burayı ne yaptık? Hallettik. Şimdi burayı tekrar sildim. Kodlama tamam. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. Kurumda geçmiş hizmetler sırasında çalışmalarında olumlu bulunan iyi veya çok iyi derecede değerlendirme puanı olan personel için verilecek olan cezada bir derece hafif olan uygulanır. Şimdi burayı aldım. Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Gidelim devam edelim. Burayı aldım. Hocam ne diyor? 1 derece 6 diyor. 1 derece 6. Yani bir disiplin cezası alıyorsun. Tamam mı? 1 derece hafifi veriyor. Hafif veriliyor. Sınavlarda cezanın
üst ve alt kademeleri vesaire gibi vurgular yapılabilir arkadaşlar. Haydi gel ne demek istediğime buradan bakalım. Bir saniye, sayfa kaçta? Kitabınızda arkadaşlar en son sayfaya gelin lütfen. En son sayfa. Ben buradan bir bakayım sayfa kaçta olduğunu. Bayağı yolumuz uzun bu arada. Sayfa 138. Şuraya geldik. Hayır, buraya geldik. 138. 138. Buraya tekrar döneceğiz. 95. Aha, burası. Şimdi arkadaşlar. Eğer ki bir kişiye bir disiplinsizliğinden dolayı bir ceza verildiğinde disiplin amiri veya disiplin kurulları tarafından, eğer ki önceden herhangi bir cezası yoksa, iyi halli ise, performansı iyi ve çok iyi durumdaysa, buna bir alt disiplin cezası verilecektir. Şimdi bir alt disiplin cezası neymiş? Şimdi arkadaşlar uyarmayla başlayalım. Uyarmayla karşımıza ne gelecek? Lütfen bu tabloyu çok iyi öğren. Kitabında ben sana anlatacağım her yeri altını çiz. Şimdi bir tarafta ceza var. Bir tarafta bu cezanın bir alt cezası var. Ceza, bir alt ceza. Ceza, bir alt ceza. Tamam, adım adım gidiyorum. Tamam, farklı bir yöntem deneyeceğim. Ceza, bir alt ceza. Ceza, bir alt ceza. Peki. Uyarma cezasından önce herhangi bir, ne diyorduk, sıkarım ayağına, dikkatli ol, uyarıyorum seni diyor. Uyarmadan önce herhangi bir disiplin cezası var mıydı karşıma çıkan? Yok. Uyarma, sonra kınama, sonra aylıktan kesme, sonra kademelerimizin durdurma, kısa uzun. Sonra arkadaşlar kademelerimizin durdurma, aylıktan kesti, kademelerimizin durdurma, sonra meslekten çıkarma, sonra devlet memurundan çıkarma. Şimdi uyarmanın bir altı yok ki. Bir alt cezası olmadığından dolayı ne diyoruz arkadaşlar? Uyarma olarak karşıma çıkacak, bir alt cezası yoktur. Peki devam edelim. Kınamanın bir alt cezası arkadaşlar, ders anlatırken de söyledim, uyarmadır. Tamam, uyardım. Kınadım senin, kusurlu bir hareketin var. Ama anladım ki öncesinde sicilin temiz, herhangi bir disiplin cezası almamışsın, performansın iyi ve çok iyi. O zaman seni bir kez daha uyarıyorum. Kınama cezasını veriyor, bir alt cezası uyarıya geçiyor. Şimdi devam edelim. Bir kişi aylık kesiminden hangi cezayı alırsa alsın, ister 1-3 gün olsun aylık kesimi, ister 4-10 gün olsun, ister 11-15 günlük olsun, fark etmez. Aylık kesim cezasının bir alt cezası kınamadır. Tamam. Ben size yukarıda ne dedim? Bak burayı tekrar siliyorum. Ben size yukarıda dedim ki cezanın bir alt cezası. Yani bir yekün olarak gidiyorum. Ceza, hop, bir altına gidiyorum. Aynı şekilde aylık kesimi, hop, bir altı. Aylık kesimi, hop, 1-6. Yani sen aman sınavda şuna düşme. Hocam 4-10 günlük aylık kesiminin 1-6 cezası 1-3 gündür. Veya da hocam 11-15 günlük aylık kesiminin 1-6 cezası 4-10 gündür demeyeceksin. Hocam beni alakadar etmez kaç günlük aylık kesiminin aldığına. Beni ilgilendiren kısım aylık kesiminin 1-6 cezası kınamadır. Aylık kesiminin 1-6 cezası kınamadır diyorum. Tamam. Kınamanın ki uyarı, uyarmanın alt cezası yok. Peki devam ediyorum. Güzel görünüyor değil mi? Harbi harika görünüyor. Haydi bakalım devam edelim. Geldik kısa süreli durdurmaya. Şimdi arkadaşlar buradaki farklı bir yöntemi, farklı bir tarz var burada. Dikkat edelim. Şimdi yine adım adım gidiyorum. Kısa süreli durdurmanın alt cezası aylık kesimidir. Tamam, tekrarlayalım. Kısa süreli durdurmanın alt cezası aylık kesimidir. Kısa süreli durdurmanın alt cezası aylık kesimidir. Uyarmanın alt cezası yok. Kınamanın alt cezası uyarı. Aylıktan kesimin alt cezası kınama. Kısa süreli durdurmanın alt cezası aylık kesimi. Tamam. Hep bir altına gidiyorsun. Şimdi hocam bir kişi 4 ayda kısa süreli durdurma da almış olabilir. 6 ayda almış olabilir. 10 ayda almış olabilir. Evet, almış olabilir. O zaman nasıl yapıyoruz? Hocam diyorsun ki bir kere 4 ay kısa süreli durdurmanın alt cezası direkt aylık kesimi. Ama
Hepsinin kendi karşılığında olana gidiyoruz. Hepsinin kendi karşılığında olana gidiyoruz. Şimdi sınavda karşına şu geldi. Kısa süreli durdurma dedi. Bitti. Kısa süreli durdurma, kısa süreli durdurma. Bunların hemen kısa süreli durdurmaya ne diyorsun? Alt cezası ne olduğuna bakmıyorum. 4 ay, 6 ay, 10 ay ne olduğuna bakmıyorum. Aylık kesimi, aylık kesimi, aylık kesimi diyorum. Tamam. Ne olduğuna, yani gidip sen aman aman ha sınavda 10 ay kısa süreli durdurmanın cezası 6 aydır. 6 ayın alt cezası 4 aydır demeyeceksin. Kısa süreli durdurmanın alt cezası aylık kesimi diyeceksin. Peki. Hocam 4, 6, 10'u nasıl ayıracağız? Şöyle. 4 aysa 1, 3. 6 aysa 4, 10. 10 aysa 11, 15 gün aylık kesimine denk geliyor bir alt cezası. Peki. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Nereye geldik? Hangi rengi alayım? Yeşil aldım. Şimdi arkadaşlar geldik uzun süreli durdurma. Hocam uzun süreli durdurmanın cezası aman aman aylık kesimi değil. Uzun süreli durdurmanın cezası kısa süreli durdurma. Uzun süreli durdurmanın cezası kısa süreli durdurma. Uzun süreli durdurmanın cezası kısa süreli durdurma. Kısa süreli durdurmanın cezası aylık kesimi. Peki hocam biz nasıl ilerledik size kısa süreli sıralarken? 4 ay, 6 ay, 10 ay, 4 4 diye gittik. Burada ise 12 ay, 16 ay, 20 24 ay diye ayırıyoruz. 12 ayın kısa süreli uzun süre durdurmanın cezası 4 ay alt cezası, 16 ayın 6 ay, 20 24 ayın arkadaşlar 10 aydır diyoruz. Tamam? Geldik uzun süre durdurmanın karşılığı kısa süreli durdurma bir alt cezası. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Meslekten çıkarmanın bir alt cezası kendinden öncekinin en üstü. Kendinden öncekinin en üstü kaç ay? 24 ay uzun süre durdurma. Devlet memurluğundan çıkarmanın bir alt cezası ise arkadaşlar 36 ay süreli durdurma diyoruz. Burada arkadaşlar çakal bir cümle şunu yapabilirler. Devlet memurluğundan çıkarmanın alt cezası meslekten çıkarma diyebilirler. Sakın ha sakın düşme 36 ay diyeceksin. Meslekten çıkarmanın alt cezası 24 ay. Buraya düşeceğini düşünmüyorum. Ama şu da çakal bir cümle olur arkadaşlar. Uzun süre durdurmanın alt cezası aylık kesimi diyebilirler. Sen diyeceksin ki yemezler. Kısa süreli durdurmadır diyeceksin. Tamam. Nasıl? Güzel oldu değil mi? Evet, tekrar dönelim başa. Yoruldum bu arada. 95'ti galiba. Evet, 95. Şimdi arkadaşlar geldik. Alt cezalar olayını hallettik. Yine 18 dakika oldu. Şurada kalayım. Bununla birlikte uyarmayı anlatacağım. Haydi çıktım ekrandan. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Oturmaktan sırtım ağrıdı. Kendime yastık aldım. Urfa'da böyle diyorlar. Kendime çay içtim. Kendime yemek yedim. Kendime yattım. Kendime oturdum. Ama ben size ders anlatıyorum. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoş olun, hoşça kalın. Zor bir gün olacak. Niye bu kadar kendimi performans sergiliyorum, coşuyorum. Akşamı düşünmüyorum, bilmiyorum. Hata yapmıyorumdur inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoş olun, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Bak bir sözüm var. O sınav kazanılacak. O yemekleri ısmarlayacağına. Haberin olsun. Çok emek veriyoruz sana.